uygulanır. Yeni proje kapsamında ayın değer konusu ile ilgili tanınmış sanatçılar, sinema oyuncuları, yazarlar ve benzeri ünlü kişiler okullarda öğrencilerle söyleşi yaptırılır. İlçemizde bu ayın konusu sevgi ve saygı ile ilgili araştırmacı yazar Salih Gülen Bey. Sema Eğitimciler Derneği ve Entiye Eğitim Muhasası sponsorluğunda bugün sizlerle söyleşi yapacaktır. Şimdi kısaca yazarı tanıyalım. Salih Gülen biyografisi. 1974 yılında devlet memuru olan babası vazife yaptığı Malatya'da doğan yazar aslen Adana nüfusuna kayıtlıdır. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Askerlik vazifesi esnasında Uluslararası Askeri Tarih Konferansı'na davet edildi. Ve Milli Mücadelenin Silah ve Cephane Kaynakları konulu bir sunum hazırladı. Uzun süre tarih öğretmenliği ve eğitim yöneticiliği yaptı. Ardından 2001'de sınavlara hazırlık dergileri ve kitaplarında başladığı profesyonel yazarlık serüvenine 2004 yılından itibaren kültür yayıncılığı üzerinde devam etmektedir. Osmanlı medeniyeti ve Osmanlı fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar sürdüren yazar, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde Suriye alayları, Osmanlı fotoğrafçılığı, ikinci altın Ümit Yıldız koleksiyonu, Çanakkale ve Sarıkamış muharebeleri, Hicaz Demiryolu ve benzeri yazılar yayınlanmıştır. Özellikle Mekke ve Medine'nin ilk fotoğraflarını yayınlaması büyük ses getiren çalışmalarından biri olmuştur. Çeşitli yayınlara tarih temalı bulmacalar hazırlayan yazar, ulusal bir radyoda uzun müddet haftalık tarih sohbetleri yapmıştır. Çeşitli tarihi TV yapanlarına danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Kendi adına yayınlanmış eserleri, Rüyadan Devlete, Osman Gazi, Nöbetçi Zeytin, Tahtın Kudretli Misafirleri Osmanlı Padişahları, Kara Düşen Kan Sarıkamış, Tarihin Yıkılmaz Kalesi Çanakkale, Osmanlı'nın Gözyaşları, The Ottoman Sultan's Mighty Gaze of the Taran, Der Saadet'ten Harameyn'e Sürre-i Hümayun, Yusuf Çağlar ile birlikte, Topkapı Sarayı Gezi Hatırası, çeşitli dillere çevrilmiştir, İlber Ortaylı ile birlikte. Fazıl Yasızcı Müslavi ile yayınlanan eserleri, Ayalın Nerede Oğul, Çanakkale'nin Bilinmezleri. Mehmet Bahadır 4. Müslavi ile yayınlanan eserleri, 2. Abdülhamit Yıldız albümleri Mekke Medine, 2. Abdülhamit Devri Osmanlı Coğrafyası, Söğüt'ten Çınar'a. Danışmanlığı yaptığı TV projeleri, 4. Osman TV dizisi, Mekanları ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı belgesel, Suriye Hümayun belgesel. Salih Gülen Beyefendi'yi söyleyişi yapması üzerine kürsüye davet ediyoruz. Sanacak bizi. Mahcup ettiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Küçük bir düzeltme yapayım. Çocuk iki değil, üç oldu. Buradan çıktıktan sonra bir de radyo programı devam ediyor. Radyo Mehtap'ta her çarşamba, bu akşam da var. İnşallah yetişebilirsek. Arkadaşlar söylemiş olalım. Değerler eğitimi çerçevesinde NT Eğitim Mağazası Sema Derneği ile işbirliği çerçevesinde buraya davet ettiler. Sevgi ve saygı çok geniş bir konu. Bu kısıtlı zaman zarfında ne bahsedilebilir bilemiyorum. Ama benim tercih ettiğim usul şu, ben biraz bir şeyler bildiğim kadarıyla anlatayım, daha sonra soru cevap yapalım. Olur mu? Zaten diziler bizler deyince ortalık bayağı bir karışıyor. 4. Osman dışında, hatırlıyor musunuz 4. Osman'ı? Evet. Var mı, hatırlıyor? Hiç seyreden var mı? Hatırlıyoruz diyor. 4. Osman diye padişah mı yok yalnız. Padişah satmışlar. 3 tane Osmanlılar var. Bir de kollama vardı. Denk geldiniz mi? Evet. Ha, orada da böyle iyi plan vardı. Evet. Adam kaçıyordu. Kafalara matkap tutuyordu. Sonra bir örgüt kuruldu. Eşref Solçağ. Yani o örgütü ben kurdum. Sevgi ve saygı bizim kültürümüzün temel mayalarından bir tanesi.
Bunu niçin söylüyoruz? Çünkü Türk milletinin tarihi diğer Avrupa milletleri gibi 3-5 yıllık veya Amerika gibi 200-300 yıllık bir tarihe sahip değil. Çok eski bir tarih. Yani Hazreti Nuh'un oğlu Yasef'e kadar uzatılan bir tarihten bahsediyoruz. Ve bu kadar derin bir kültürün, bu kadar derin bir medeniyetin kurulmuş olduğu topraklarda siz kılıçla, kanla, şiddetle devlet kuramazsınız. Kursanız bile bu devletler çok kısa sürede yıkılır. Bizim devlet anlayışımızda bile o sevgi ve saygıyı görmekteyiz. Nereden görmekteyiz? Ankara Savaşı olmuş 1402'de malumunuz. Anadolu karmakarışık halde kaynıyor adeta. Ama Balkanlara bakıyorsunuz, Selanik dışında bir toprak kaybı yok. Yani niçin o insanlar Osmanlı'ya, ölümüne bağlandılar? Yahut da hepinizin bildiği İstanbul'un fethinden önce Katolik külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih eden Ortodokslardan bahsedilir. Niçin tercih ediyor bu insanlar Osmanlı'yı? Bunun misaletini çoğaltmak mümkün. Biz karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde bir medeniyet kurarak bugünlere geldik. Şimdi 622 yıl Osmanlı tarihinin uzunluğu dile kolay. 622 yıl, 6 asır çok uzun bir süre. Ve bu kadar uzun süre hakimiyet kuran bir devletin bunu sadece kılıca dayandırdığını söylersek çok büyük haksızlık yapmış. Çünkü şiddetle bir yere kadar varırsınız. Şu an güncel olayları takip ediyorsunuz değil mi? Bir Arap baharı yaşanıyor. Yani Mısır, Tunus, Libya, en son işte Suriye'de olaylar devam ediyor bir yanda. Şiddetle yahut da baskıyla insanlara, halklara hakim olmak bir yere kadar olur. Ama ondan sonra bu bir baraj gibidir arkadaşlar. O baraj önündeki o su tamamen barajı patlatır ve insanlar özgürlüklerine kavuşur. Suriye'de de çok yakın zamanda bu olacak. Esed rejimi dirense de. Ve medeniyetlerini hoşgörüye, sevgiye, saygıya dayandırmayan toplumların örnekleri var elimizde. Mesela Moğollar. Moğolları biliyorsunuz değil mi? Çoğumuz Moğolların isimlerini bir hale yaşatıyoruz. Mesela Batuhan gibi, Cengiz gibi. Ben çocuklara bu isim vermem çok doğru değil. Olcay Türk gibi, Kurtçe Bey gibi. Bu da almış gelseler. Mesela Moğollar bir ara çok güçlendiler. Çok geniş topraklara yayıldılar. Bir uçları Anadolu'daydı, bir uçları Hindistan sınırlarına dayanmıştı. Asya'ya kadar hakim oldular. Sonra ne kaldı Moğollardan geriye? Size sorsam. İsimleri kaldı. Batuhan kaldı isim olarak. Bir taraftan Persler'e bakıyorsunuz. İran kökenli bir Pers İmparatorluğu vardı. Ege'ye kadar geldiler. Müthiş bir hakimiyet kurdular. Sonra hani İngilizce'de der ya Sovat. Ne oldu? Sel gibi bunlar. Gidiyorlar ve çekiliyorlar. Bir şey kalmıyor geriye. Yüksek medeniyetlerin kurulması için ise bu medeniyetlerin belirli esaslara dayanması gerekiyor. İşte bu esasların en başında sevgi ve saygı. Sevgiden kastedilen gençler sadece karşılıklı cinsler arasındaki sevgiyi düşünmesinler. Ülkelerin vatan sevgisi. Bu padişahdan tutun en alttaki askere kadar yaşayan bir sevgi. O sevgi olmasa zaten tutup da bir savaşta gözünüzü kırpmadan gitmezsiniz. Mesela Osmanlı'da Akıncılar gibi düşünüyor. Deliler gibi düşünüyor. Şimdi bir deli birliği, 1000 kişi, mesela karşıdan diyelim ki Sırp ordusu geliyor. Yani şu arkadaşları tercih edeyim ama siz diyelim ki Sırp ordusunuz. Misal. Şimdi bizim buradaki 1000 kişilik deli birliği ölümüne saldırıyor içerisinde. Ha o oradan çıktıkları zaman 1000 kişi olarak giriyorlar. Belki ya 50 kişi kalır ya 60 kişi ancak kalırlar. Gerisi hepsi şehit olur. Bu insanların niçin ölümüne o düşman ordusuna atılır? Niçin ölüme koşar? Vatan sevgisi. İşte en yakın örneği Çanakkale daha Mart'ta yeni geçti. Çanakkale'de bunun pek çok örnekleri var. Mesela İstanbul Erkek Lisesi'nin talebeleri. Gönüllü olarak cepheye yazılırlar. 50 kişi bir grup. Bu Sultanahmet Meydanı'nda bu da kısa bir eğitim verildi. Yani sizin yaşlarınızda, şu an kaç yaşındasınız siz? 15? 16. 16. Bu yaşlar. 18'de mi var? Kim var 18? Ablacığım üniversiteye falan gitmeniz gerekir ama 18 artık çok uzun oldu. Lise 4, ha liseler 4 sene oldu. Pardon. İnşallah seneye üniversitesiniz. Şimdi İstanbul Erkek Lisesi'nin o 50 talebesi.
50 talebe Sultanahmet Meydanı kısa bir eğitim düşünüyor. İşte silah kullanma eğitimden gösteriyor ve ardından cepheye sürüyor. Cephede ne kadar kalıyorlar biliyor musunuz? 2 sene mi? 2 ay mı? 2 hafta mı? 2 gün mü? 2 saat. Tam 19 Mayıs taarruzunun yapıldığı güne denk gelir vapurun yanaşması. Hemen indirirler, hemen cepheye sevk edilir. O çocuklar bilmez zaten savaşmayı falan. Ve şehit düşerler 2 saat içerisinde. Daha sonra İstanbul Erkek Lisesi'nin talebesi kalmayınca okul sarıya boyamış. Hastane yapılır. Ve giden talebelerin tamamının şehit düştüğü öğrenince de yan tarafı siyah bantlar çekilir. Halen de İstanbul Lisesi'nin sarı siyahtır. İstanbul Spor'un sarı siyahtır. İşte buradan boyamış. O insanların da o cepheye gidip 2 saat kaldıkları süreçte ki vatan sevgisi onları oraya götürüyor. Bir de insani sevgiler var. Mesela hepinizin merakla seyrettiği, belki seyretmeni bilemiyorum. Muhteşem bir yüzyıl. Hürrem, hangi okula gitsem ben, nereye gitsem, hangi gazeteciyle konuşsam mutlaka bu konu gündeme getiriyor. Televizyonda da falan sürekli gündeme getiriyor. Ve Muhteşem bir yüzyıl dizisi aleyhinde konuşa konuşa dizinin reytingini süper arttırdı. Ben 3 kere çıktım televizyonda aleyhinde konuşmak için. Olumsuz reklamın da bir reklam faydası var ve o reklam sayesinde dizi %38 şehir aldı ki yani Türk dizi tarihinde ulaşılacak rakamlar bulunuyor. Orada Hürrem çok farklı gösterildi ama Hürrem Kanuni'nin karısıdır. Ve bir insanın karısını sevmesi kötü bir şey değildir. Çok sevmiş hem. Hakikaten çok sevmiş. Niçin? Çünkü kendisinden önce vefat eder Hürrem. Türbeyi yaptır, Hürrem'i oraya verirler. Kendisi vefat edince de gittiyseniz görmüşsünüzdür Süleymaniye'de. Hürrem'in kabri yayınlanır. Kanuni'nin türbesinin içerisinde. Ama dizide bu iş çok ne yapıldı diyeyim yani sakız gibi çiğnendi. Sanki kız arkadaşıymış. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler gösterildi ve Osmanlı tarihine çok ciddi bir darbe vurduğunu düşünüyorum ben bu dizinin. İyi tarafları var. Kostüm noktasında çok başarılı buluyorum. Bazı sahnenin çekiminde de çok başarılı buldum. Ama bir taraftan yaptığı bir tahrikat var ki beni çok rahatsız ediyor. Çünkü insanların zihninden artık kanun deyince özellikle gençlerin zihninden hep o dizideki oyuncu gerçek. Hürrem denince de o kadın gerçek. Ya bunu hak etmediklerini düşünüyorum ben. Yani biraz daha tarihi şahsiyetlere daha fazla saygı gösterilmesi kanaatindeyim. Sevgi ve saygıdan bahsediyoruz. Bir de bu saygı tarafında ihmal etmemek gerekiyor kanaatimce. Bizim kültürümüzün bir esası da Yunus Emre'nin hani yaradılan hoş gördük yaradandan ötürü anlayışı vardır ya bizim sevgimizin temelinde. Şimdi Avrupa'daki maaşlara falan bakın. Zenci oyunculara top geldiği zaman bir ses çıkar. Bazı dikkatli seyredin. İspanya'da, İngiltere'de, İtalya'da vesaire bir maymun çığlığı sesleri. Hatırlıyor musunuz hiç? Erkekler olsa hatırlardı. Kızlar belki çekmiyor. Müthiş böyle bir çığlık yapılıyor. Ve UEFA'nın ırkçılıktan dolayı ceza vermediği tek bir ülke var. Türkiye. Neden biz ırkçılık yapmayız? Niçin bir zencinin gelmesi, bizim sokaklarında dolaşmasından bizim için bir sıkıntı değildir? Çünkü biz bir imparatorluk binasından geliyoruz. Bizim imparatorluğumuzun içerisinde zenciler görev oluyorlar bizzat. Darüsale Asır, Şahalem Asır. Zenciler vardı ve bunlar çok mühim bir görev değildi. Darüsale Asır dediğimiz adam, yani hem haremin idaresinden sorumlu, dış idaresinden sorumlu, hem haremeyin dediğimiz Mekke Medine vakıflarından sorumlu, hem de padişahın bir sahibi gibi, özellikle vakıf konusunda, bu kadar yetkili bir insan. Ve bizim topraklarımızda bir zenciye, bir Çinliye, o yüzden bir ırkçılık yapılmaz. Bir imparatorluğun mirasından geldiğimizden dolayı. Ve hoşgörü bizim o sevgi ve saygının ürünü olan hoşgörü benliğimize sinmiştir. Avrupa'daki gelen misafirlerle falan konuştuğumuzda mesela en çok şu dikkatlerini çekiyor. Trafik tıkanmış, İstanbul'un meşhur trafiği. Bir kişi diyelim ki park edecek. Sadece bir hareket yapsa, şu hareketi yapsa camdan dışarı çıkartıp, bütün trafik durup o adama yardımcı olur. Doğru mu? Yahut da yardım istese, adam kenara çekmiş, kapıyı açmış, yardım istesinler, hep beraber yardım etmeye çalışırız. Bu olumlu tarafımız, bu sevgi tarafımız. Ama saygı da
biraz arkadaşlar uzaklaştık sanki. Adam bir hareket yapmadıysa bu kez arkadan kornalar aman Allah'ım. Haddi hesabı yok. Müthiş bir korna görürsün. Bir gün ikinci köprüden gidiyorum. Kartım, kredi kartımın köşesi kırılmış. Şu çıktığı olan kredi kartımın köşesi kırılmış, çalışmıyor. Tutuyorum KGS'yi, çalışmıyor. Sağ tut, sol tut, ters çevir, yok. Arkamda trafik birikti ve korna var. Yani ben keyfimden bekliyorum ya orada. Çok hoşuma gidiyor işte beklemek. Yani çıktım, arkadakinden işte rica ettim, ücretimi verdim, aldım ve sonra tuttum tekrar. İşte bariyer arasında geri iade ettim kartımı vesaire. Ve arkadakilere baktım yani keyfimden bekliyorum, değil mi burada? Biz bu saygıyı kaybettik. Özellikle İstanbul'da bu saygıyı trafikte kaybetmiş durumdayız. Oysa bizim gibi bir medeniyetin çocuklarına bu yakışmıyor. Sevgi noktasında iyi seviyedeyiz ama saygı da o seviyeyi yakalayamadık. Ha bu nasıl yakalanır? Ahlaki eğitim, değerler eğitimi, bunlar bizim zamanımızda olmayan ve şu an gerçekten yapılmasında büyük fayda olan, hocamın da önderliğine eğitim de öyle çalışma yapıyor. Bu ahlaki eğitimi kazanmamız gerekiyor. Bizim kültürümüzde bir insanı sevmek veya sevmemek, bu sizi çok bağlayan bir unsur değil. Ama karşınızdakine saygı duymak zorundasınız. Saygıda mecburiyet, sevgide keyfi ifade. Bunu da yeri gelmişken size bulmuş olayım. Soru cevap yapalım isterseniz. Biraz daha hem konu renklerime biraz daha açılmış zor. Ve bu tip şeylerde ilk soruyu sormak her zaman zordur. Bir cesaretli bir arkadaş bekliyoruz. Buyurun. Soru var mı? Dokuma neden böyledir hocam bilmiyorum. İlk sorudan bir sıkıntı olur, ondan sonra arkası gelir. Birazdan açılırlar. Birazdan açılırlar. Buyurun. Ya aslında hani sevgi dediğimiz şey hani Türklerin içinde gerçekten var ama saygı denilen şey mesela evimizdeyiz. Anne babalarımızla konuşurken bile böyle bir saygı çerçevesi içerisinde değiliz. Dışarıda ne görüyorsak eve gittiğimiz zaman da öyle yapıyoruz. Evde ne görüyorsak dışarıda da hani aynısını tekrar ediyoruz. Hani nasıl anlatayım bu saygı nasıl böyle alçalıyor? Ben anlayamadım. Ya zamanında çok fazla hani saygı ve sevgi aynı değerdeymiş ama hani saygı daha düşük sanki. Sanki bir erozyona uğruyor gibi değil mi? Evet. Çok güzel. Bunun cevabını ve aslında beraber aramız lazım ama ben şöyle söyleyeyim. Buyurun. Hocam şöyle bir şey var. Bence devir ilerledikçe yani gençler yani arkadaşlarım açısından da çevreye baktıkça saygının azaldığını görüyorum. Gerek öğretmenler olsun gerek işte anne babaya saygı olsun. Hani bir insanı sevmek zorunda değiliz ama saygı göstermek zorundayız. Hani ama şimdi ya, izlediğim filmler olsun hani ailemden öğrenmiş şeyler olsun. 70'lerde hani saygı varmış, sevgi de varmış ama şimdi saygı yok. Yani bence devirle alakalı bir şey. Yani ilerledikçe bence saygı gitgide azalıyor. Yani bizden sonraki nesiller işte 2000'lerden sonra iyice bir saygı kalmayacak. Anne babaya ismiyle mi hitap edeceğiz? Evet, bir şey daha alalım beğenmedim. Artık ben bir şey yapacağım. Bilmeyin diyor yağmurun sesi bir şair. Evet. Önce ben sana daha bir böyle geleneklerimize, göreneklerimize bağlıymış. Mesela hani ailelerimizde var bu özellikler ama hani bizde daha çok özentilik var. Hani Avrupa'ya yönelik, onlar gibi olalım. Hani onları kendimize örnek alalım. Hani bence daha çok hani taklit edilmemesi bu saygı. Çok güzel. Arkadaşlar güzel değerlendirmelerde buldunuz da ben bir şeyler söyleyeyim. Siz katılırsınız, katılmazsınız. Şimdi eğitim sadece bu okulda olan bir iş değil. Yani müdür hanım az evvel bir faaliyetlerden bahsetti sağ olsunlar. Ama okuldaki eğitim bir yere kadar. Bu işi servis aracından tutun da işte akşam yemeği televizyon seyredilen dizilere kadar aile ortamındaki ilişkilerden
komşularla ilişkilere kadar, arkadaş çevresine kadar bir geniş bir yelpazesi var. Ya bu yelpazede şimdi hepimiz şikayet edebiliyoruz çok şeyi. Ama saygı konusunda arkadaşlar, siz adım atmadığınız müddetçe insanlar da bir adım atmıyorlar. Atmayacaklardır da. Bence bu salondan çıkarken kendimize şöyle bir söz verdim bu programın bitiminde. Ben çevreme karşı biraz daha saygılı olacağım. Evdekilere karşı daha saygılı olacağım. Anne babama karşı, öğretmenlerime karşı, arkadaşlarıma karşı. Bunu bir deneyin. İnanın çok şey değişiyor. Çok şey değişecek. Bunu çok örneklerini sıralayabiliriz. Bir şey söyleyeyim. Ben bitireyim. Olur. Öğretmenlik yaparken iki tane kız var. Nur ve Zeynep. İsimlerini bir hatırlıyorum. Bunlar en arkaya geçerler. Önde bir şey yok. Ne defter, ne kitap. Ya anlatıyorum ben. Böyle bakarlar sana. Ya ben bir ara nefes alıp böyle öğrendiklerine şükürlenmeye başlamıştım. Buna yaşıyorum dedim ben. Ya sanki iki tane heykel koymuşsun oraya. Ve dedim ya bu çocuklar zeka ödü. Ne olabilir? Ve bu çocuklar liseye geldiler. Ben de liseye geçtim. İlköğretim okulunda oluyor bu 8. sınıfta. Tekrar yine bunlar Nur ve Zeynep'ten kurtulacak mı? Ne geldiler? Eşim de öğretmen. Yani şu an öğretmen yapmıyorlar. İngilizce öğretmeni. O bir gün dedi ki, ben de o zaman işte okul müdürüyüm. Ya dedi bu Zeynep Nur çok iyi dedi İngilizce'de. Sahi dedi lan. Çok güzel. Bunları çağırdım oraya. İlköğretimde de müdür yardımcısı da sürekli ben bunların başının belasıyım. Disiplin olayları oluyor, öğretmenlere saygısızlık yapıyorlar, diğer arkadaşlarından şikayetler var vesaire. Yani hafta geçmiyor ki vukuatlar olmasın. Çağırdım bunlar, peki o halleri meşgulüyor, şöyle iki büktüm, yine ne yaptık hocam dediler. Dedim bir şey yaptınız arkadaşlar, siz bayağı başarılıymışsınız, ben sizi tebrik etmek için çağırdım. Ve iki tane çikolata aldım o zaman, verdim bunları, dedim bu da ödümüz. O iki çikolata, bunların hayatını bu kadar mı ettiler? Bunlar bir ders çalışmaya başladı. Aileleri falan artık tanıyamıyor. Babası geldi, Nur'un, ya hocam ne yapmadınız? Çünkü bu dedi yani evde saygısız, terbiyesiz bir kız dedi, edepsiz. Şimdi de bana selam veriyor dedi, bu hocam ne yapıyorsun diye soruyor dedi. Annesi yine aynı davran, o şekilde. Ve mezun olduktan sonra bunların bir tanesi Boğaziçi psikoloji danışmanlığı kazandı. Diğeri de Fatih Sosyoloji Bursu olarak kazandı. Şu anda hala görüşüyorsam, şu an koca kız oldular, 25-30 25-26 yaşlarında da. Ve kendi hayatlarını, kendileri tamamen değiştirmiş oldu. Bir kişiye bakıyorum. Siz bir çaba sarf ettiğiniz zaman karşınızdakinin mutlaka bir karşılık verdiğini göreceksiniz. Hani taş bile damla sürekli damladığı zaman oyulmaya başlıyor değil mi? Taş bile. İnsanlar taş değil. Siz adım atmadığınız müddetçe karşılıklı böyle bir adım beklemeniz mümkün değil arkadaşlar. Sizin gördüğünüz en büyük sıkıntı özellikle büyüklere karşı gençlerin bir saygısızlığı var. Ki eskiden bizim küçüklüğümüzde şöyle bir şey vardı. Yolda yürürken işte bir yaşlı kimse varsa onun yanından hızlıca geçemezsin. Çok büyük bir saygısızlıktı. Ne yapacaksın? Sen de yavaş yavaş gideceksin. Onun önünden yürümeye devam edecek. Bu bile saygıydı eskiden. Şimdi bunları bırakın, insanlar bir hata işittiği zaman özür dileme erdemini dahi bulamıyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi olarak da şu an siz gençsiniz değil mi? 15, 16, 18. Yani hayatın güzel günleri. Bizim yaşlara geldikten sonra insanlar artık hayata bakışları değişiyor. Sizin de değişir. Ve hani ne ekersen onu içersiniz deniyor ya. Siz de büyük olduğunuzda şu an büyükler nasıl davranıyorsunuz, size de o şekilde davranacaklar. Bunu düşünmek gerekiyor. Siz de ileride anne olduğunuzda, baba olduğunuzda çocuğunuzdan aynı şekilde davranışlar göreceksiniz. O yüzden bence yol çekirken kendinize çiçekler vermemiz bu açıdan faydalı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle saygı noktasında. Sevgiye gelince, siz insanları severseniz, insanları sizi sever. 2-2-4 mantığı içerisinde. Ve özellikle sevmeniz gereken insanlar var. Anne baba burada birinci noktada, ikinci noktada öğretmenler. Çünkü bu üç insan, anne baba ve hoca sizi kıskanmaz. Bakın kardeşiniz sizi kıskanabilir. Ama
anne baba ve öğretmen kıskanmazsınız. Niçin kıskansın ki? Siz ileride iyi bir yere gelmiş olsanız, güzel bir iş sahibi olmuş olsanız, sizi anneniz babası kıskanır mı? Bak bizim kıza bak, öğretmen oldu, vay be. Neden bunu? Veya öğretmeniniz sizi kıskanır mı? Asla. O yüzden de özellikle en kıymetli varlıklara karşı sevgi ve ihtiram. Çok önemli. Diğer konuya gelince, ha başka insanları sevmez, biz işte karşı cinsten kimseyi sevmez, biz onları da seversiniz ama bu sevginin de belli bir zamanı var. Onu da ben baştan söyledim buraya. Dizilerde, filmlerde bunun yaşı çok aşağı indiriliyor ve şöyle bir sıkıntımız var. İki insan birbirini seviyorsa her şeyi yapabilir. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Bizim örf ve adetlerimizde, kültürümüzde böyle bir şey yoktur. Bizim bir iffet anlayışımız, bir namus anlayışımız var. İki insan birbirini sevebilir. Ama iki insan birbirini seviyor diye istediği her şeyi yapamaz. Ama yapmamalı. Ama dizilerde bunu yapıyorlar hocam ve yapıyorlar, doğru. Dizilerde her şey yapılıyor. Dizide muhteşem bir yüzünden söyleyeyim. Hatice Sultan var ya, Yavuz'un kızı, Kanun'un kız kardeşi. Onun kocası kim? İbrahim değil. Değil işte, değil. Nasıl? İskender Paşa değildi. Ve bu yeni bir bilgi de değil. Bunu yıllar evvel rahmetli Uzun Çarşı'da hoca ispat etmişti. Bu diziden sonra tekrar gündeme geldi. Benim ben de değil dedim. Ondan sonra gittiğimiz yerlerde hemen bir kız, ayağa kalktı. Siz dedi, işte Parmalı İbrahim'in karısı değil diyorsunuz ama dizide öyle değil. Ben sizde gördüm. Ya o dizi gerçekten alakası yok. Şimdi bu hatalı bir güzeli bir senaryo devam ediyor değil mi? Hala. Öldü mü Parmalı? Hayır. Hala yaşıyor mu? Değil. Yaşasın. O zaman Parmalı kim? Parmalı has olarak yetişen Kanuni Sadrazam'ın. Ya Parmalı değil. Dizinin zaten en büyük handikapı şu. Kişiler gerçek, olayların çoğu yalan. Veya abartılı. Veya tahrip edilmiş. Bir diğer konu. Hani sevgiden bahsediyorum. Mimar Sinan'la Mihrimah Sultan arasında bir sevgi. Diye bir şey yok. Evet hocam, kitabı var. Kim yazdı kitabı? Bilgilendirmenin başında da tamamen hani hayal ürünüdür, yani konuşmalar geçiyor. Ama kimler o yazıyı okuyor ben bilmiyorum. Şimdi dizinin danışmanı Erhan'dı bizim, Erhan Akman. Evet. İyi tanışıyorsunuz Erhan. Ve dedik yani bu bir sürü şey, küllü yalan. Yani ben yapıyorum da dedi doğrusunu. Şey kabul etmiyor dedi. Yönetmen. Bir bayan yönetmen var, hala onu yönetiyor bilmiyorum. Yani kıyafet danışmanı da Hülya Tezgin Hoca, Topkapı Sarayı'nda çok güzel kıyafetler seçilmiş. Ama harem kıyafetlerine dikkat edin, abartı dekolte kıyafet. Evet. Bunu her yerde anlatmıyor da erkek öğrenci olmanızı çıksınlar mı sayı? Burada kamerayı kapatalım. Kıyafetleri normalde şey olarak çizmişler. Saray kıyafetleri olarak çizmişler. Yani bir Osmanlı hanımefendisi nasıl giyinirse sarayda, haremde, kadın kadınlar, ona göre çizmişler. Ve yönetmen şeyleri görüyor, kıyafetleri. Aman Allah'ım böyle dizi olmaz, bu diziyi kim seyredecek? Ve kendisi, çok özür dilerim, olabildiğine dekoltuşlar çiziyor, çağırtırıyor stilistleri ve diyor ki buna göre tekrar dikin. O kadar kostümü de heba ettiler. Ve bir diğer hadise, mesela kabuklar. Padişah her zaman kabuk takmıyor. Bazen kabukta bir şey sarıyor. Böyle banyodan çekmişler kafasını üşütmemek için. Serdan kenar yapıyor. Bazen baş açık. Osmanlı'da çok büyük bir hakarettir baş açık olmak. Büyük bir saygısızlıktır. Bizde baş kapalı olur. Batı'da tam tersi. Onlar şapka çıkartır. Tam iki farklı kültür. Bizde padişahın karşısında Parmalı İbrahim baş açık çıkıyor. Aman Allah'ım çok büyük bir hakaret. Padişah baş açık. İmkansız bir şey. Osmanlı baş açılmaz. Erkeklerin baş açması hakaret ediyor. Kadınlar zaten açamazlar. Hocam işte o konuda size çok hak veriyorum. Mesela ben çok kararlı kitaplığına uğurdum. Evet. Ama hani benim bilgim var ama bazı insanların bilgisi olmayabilir. Bir de romanlar falan, Türkiye'de romanlar ve diziler çok aşırı ciddi alınıyor. Bunlardan da kalemden bir sıkıntı oluyor. Diziler çok aşırı ciddi alıyor. Ve Türkiye'de çok sıra dışı bir iş yapılıyor. 5 günde dizi çekiliyor. Yani böyle bir şey yok dünyada. 5 günde. Senaryo hazırlanıyor.
senaryo oyuncular okuyorlar, çekimlere başlanıyor. 4 günde çekim bitiriliyor, 5. günde dublaj yapılıyor, seslendirme. Ve seslendirmenin ardından müzik giydiriliyor ve yayına veriliyor. Yani korkunç bir iş bu. Bir görseniz o dizidekilerin hallerini, aman Allah'ım, acırsınız. Hal, beyaz ekranda insanlar hoş görüyor bu. İşte oyuncular falan kendilerine böyle bir havalara falan giriyorlar. Bir görseniz hallerini, oyuncu dediğiniz şey çok özür dilerim, yönetmenin elindeki maliyet yani. Bağışlayın. Ama ekranlar da çok farklı lanse ediliyor. Çok farklı. Mesela el kaldıran arkadaş. Şimdi bir dizi setinde olsa. Kalk. Şu sandalye kadar yürü. Olmadı. Sırıtmadan yürü. Başla. Bir daha yürü. Gözünü kırpma. Bir daha. Nefes alın mı hocam? Kameraya baktın. Başla. Ben kamerayım. Uyuklayarak diyorum. Mesela teşekkür ediyorum. Yani bizim dizi için söylüyorum. Bu şekilde bir yürüme sahnesi vardı. 8 saniyelik. 2,5 saat sürdü çekimi. Ve o oyuncu da harbi. Malum yetkik yer. Ve sevgi sahip diyoruz ya. Dizi setleri kadar saygısızlığı, insan itibarını düşürüldüğü başka bir mekan ben hatırlamıyorum. Gece yarına kadar o bayanlar falan. Şey kadar, 4'e kadar çalışıyorlar. Gönderiyorlar, saat 9'da falan tekrar çekim var. Genelde gece çekimi çünkü sahneler için gece çekimi çok rahat oluyor. Trafik yok, sokaklar boş, daha rahat oluyor. Yoksa gündüz çekim yapsanız aman Allah'ım, meğer kalabalık, illa dizide oynamak isteyenler de. Az önce yorduk seni, kusura bakma. Peki bizim bir diziyi izlememiz için hani illa olduğu gibi yansıtmamak zorundalar mı? İlla bir entrik olmak zorundalar mı? Ya maalesef entrik olmak zorunda. Özellikle bayan izleyiciler için entrika, böyle çarpık ilişkiler, yasak aşklar, bunlar çok dikkat çekici oluyor maalesef. Ya mesela örnek vermek gerekirse TRT'deki dizi benim çok daha hoşuma gitti. Yani şey olarak daha gerçekçi. Bir ara bu Muhteşem Yüzyıl çok iyi yapıldı mı? Hocam Mürsü'de. Hocamıza sınavımıza hoş geldiniz. Görün. Ne anlatıyorduk en son? Bir yanmak almışlar. TRT'nin işte o kıyam dizisinde o gerçekçilik daha iyi vurgulanıyor, daha sağlam vurgulanıyor. Bakalım bizim de bir başka dizi projesi var. Olursa Eylül ayında seyredersiniz. Şu an ismi falan sormayın da. İnşallah. Dizi sormasanız arkadaşlar biraz daha farkımızdan sapmasak. Buyurun. Bence şu an ben sizi sevdiği için orada oluşan olaylar bizim hayatımızda da şekilleniyor. Bizim ulusal gelişimimizdeki gevşekliğe sebep oluyor. Biz karşımızdakine saygı duymadığımız zaman birine de aa bak ne oldu, ben gelsem ne olur diye düşünüyoruz. Ve biz aynı şekilde uyguluyoruz. Bu da bizi sevdiğimiz karşılaştırmasına sebep oluyor. Çok güzel. Yani o yüzden... Bu bir soru değil, çok muhteşem bir test. Şimdi bu niçin olur arkadaşlar? Hani bu bileşik kaplar teorisi vardı biliyorsunuz. Değil mi? Boş kap ve dolu kap. Aşağıda bulunan bir boş kap her zaman yukarıda bulunan dolu kaptan alır. Fizik kuralları böyle. Ve biz kültürel seviye olarak yukarıda olmadığımız müddetçe, aşağıda olduğumuz müddetçe ve boş olduğumuz müddetçe yukarıdakilerden almaya devam ederiz. Diziler işin bir boyutu. Diziler niçin önemsiyor Türkiye'de? Çünkü halkın okumuyoruz biz. Biz okumayan bir toplumuz. Bizi televizyonlara eğitiyoruz özellikle gençlerimize. Ve televizyonda görülen her şey olduğu gibi modelleniyor. Televizyonda gözüken o sevgi ve saygının tamamen ayakları altına alındığı sahneleri düşünün. Yani anne babaya karşı, yakın çevreye karşı, büyüklere karşı yapılan saygısızlıkları düşünün. Bunu sürekli seyrede
insanların bilinçaltına bu giriyor. Bilinçaltı %70'ini oluşturuyor bizim yaptıklarımızı ve şu an farkında bile değiliz. Bilinçaltımızda filmlerde işlenen şeyler, dizi filmlerde işlenen şeyler, çevremizin olumsuz propagandaları bunlar yerleşe yerleşe ve bizim davranışlarımıza bu şekilde aksetmiş oluyor. Ve daha sonra saygısı bir gençlik. Bunun alımda bir gençlik. Ve o gençlik kendi okul çağında başkalarına karşı sevgi ve saygıyı göstermediği için yaşlandıkça da o sevgi ve saygıdan mahrum olmuş oluyor. Şimdi huzur evi diye bir kavram var değil mi? Bizde. Yani bu son 30 yılda çok daha yaygınlaşan bir kavram. Oysa bizim kendi kültürümüzde böyle bir değer yok. Biz çünkü yaşlı insanları elimizden tutarız değil mi? Onlar ailenin büyükleridir. Onlara iyi bakarız. Ama zamanla artık o elezyona başladık. O aile büyükleri artık her şeye karışmaya başladılar. Çünkü onlarda da bir boşluk var. Dediğim gibi biz televizyon seyreden toplumuz. Dünyanın en fazla televizyon seyreden toplumuz. İşler acısı bir durum bu. Ve öyle oldukça kültürel olarak boş olduğunuz müddetçe başka istilalara açık hale geldik görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Frankfurt kitap fuarı var. Dünyanın en büyük kitap fuarı. Bu sene 63. düzenlendi. 2011 Ekim'inde olmuştu. Ben gittim buna. Ve orada sizin kültürel olarak seviyenizi gösteriyorlar arkadaşlar. Dev bir fuar. Yani TÜYAP'a gittiniz mi hiç? TÜYAP'ı biliyorsunuz. Şimdi bunların bir hobi bir TÜYAP kadar. Ve bu hobiden iki tane var, iki katlı. Ve toplamda 11 tane. Düşünebiliyor musunuz büyüklüğü? Koca bir şehir fuar olarak. İşte otobüsler falan çalışıyor. Ücretsiz hatlar tanımışlar. Ve orada dört ülkeyi görüyorsunuz bariz olarak. Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika. Bu dört ülkenin standlarından tutup kendi ulusal standlarına kadar ilgiye görüyorsunuz. Ve onlar sizin kültürel seviyenizi gösteriyorlar. Ha bizim durumumuz çok mu kötü? Çok kötü değil ama nereden baktığınıza bağlı. Fransa'ya karşı, Fransa'dan bakarsanız çok kötü durumdayız. Ha diğer işte üçüncü sınıf ülkelerden ne bileyim Hırvatistan'dır, Romanya'dır, Yunanistan'dır yahut da Orta Asya ülkeleriyle falan kıyaslarsanız kendinizi iyi durumda sayılırsınız. Veya İslam ülkelerinin nadir tamamen değişen. Onlarla kıyaslarsak iyiyiz ama büyüklerle kıyasladığımızda arada uçurumlar var. Ve bir istatistik var. Fransa'da kişi başına düşen kitap tüketim miktarı 12. Canım ülkemde ne kadar biliyor musunuz? 12 kişiye bir kitap düşüyor. Korkunç uçurumlar. Bu uçurumlar olduğu müddetçe bizim işte bu boşluklarımızı, kültürel boşluklarımızı dizilerle, Amerikan filmleriyle falan desteklersek o sevgi, saygı çınarımız çürümeye başlar. Kokuşmaya başlar. Ve bundan sonra biraz daha materyalist olmaya başlarız. Mutlaka bir çıkar için insanlar bir şey vermeye çalışır. Bizim o fedakarlığımız, bizim karşılıksız sevmemiz, bunların hepsi kaybolur. O yüzden hani siz az önce konuşurken söylüyorsunuz yani üstü saygısızlık yapılıyor. Değil mi? Üst katta oturan alt kattakine saygısızlık yapıyor. Ne yapıyor? Kilimini silkeliyor camdan aşağı. Veya gürültü yapıyor. Veya çöp atıyor, çöp güzel. Düşün, veya televizyon sesini sonuna kadar açıyor. Bunlar hep yaşadığımız şeyler değil mi? Bizim gördüğümüz şeyler. Ne için oluyor bunlar? Çünkü bizim kültürel seviyemiz bu. Ve bu işini bizden bitiyor arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi salondan çıkarken sevgi ve saygı noktasında bir adım atmamız lazım. Bu adımı ben sizden istirham ediyorum. Yani eve gittiğinizde bir farklı davranın bakalım. Evdekilere nasıl oluyor davranışlar? Sevgi ve saygınız mutlaka vardır ailenize. Buna bir şey demiyorum ben. Ama bir adım daha attığınız zaman karşınızdan gelecek olan şey çok daha farklı olacak. Buna emin olun. Çünkü biz bu şekilde yüksek medeniyetler. Yani Atatürk'ün bir sözü var. Türk genci diyor, atalarının yaptığı büyük işleri öğrendikçe gelecekte büyük işler yapacaklar. Yani söz söylüyor. Geçmişte biz çok büyük işler yaptık. Ve bu işleri yaparken de o saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde. Hristiyanlar, Osmanlı toplumundaki Yahudiler. Bunlar uzun süre bu topraklarda çok uzun içerisinde yaşadılar. Ve mesela dün 24 Nisan'da biliyorsunuz sözde Ermeni soykırımının yıl dönümü. Şimdi bu konuda çok şey söyleyeyim. Ben biraz ezber bozmak demeyeyim de biraz farklı düşünüyorum.
Biz bu insanlarla karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşadık değil mi Ermenilerle? Fatih Devrim'le de yaşadık. Yani son zamanlarda onların hataları oldu. İngiltere ve Rusya'da kışkırttılar. Bizim tarafta İttihat Terakki hükümetinin hataları oldu. Ve tehcir olayı gerçekleşti. Acı bir hadisedir. Şimdi ders kitaplarımızda geçen kısmı şu, ben de bunu yıllarca anlattım. Nedir? İşte doğuda olaylar vardı, Ermeniler Türk köylerine saldırılar yapıp doğurdu. Ve Ermenilerin daha güven olan Suriye tehciri kanunu çıkarttık biz. 24 sene yıl dönümü. Ve bu kanuna dayanarak Ermeniler tehcir ettik. Şimdi buraya kadar biz haklıyız değil mi? %100 haklıyız. Ama bunun bir de gerisi var. Şimdi doğuda Ermeniler olay çıkartıyor, iddia terakki mantığı. Batı'daki Ermeniler de sürgüne gönderildi. İstanbul dışındaki bütün Ermeniler. Şimdi Ankara'daki Ermenilerin bu işte bir suçu var mı? Kadınlar ve çocuklar da sürgüne gönderildi. Bunlar bizim kendi kültürümüzde olmayan şeyler. Ve halen bakın 97 yıldır bu işi temizlemeye çalışıyoruz. Ve soykırım tabiri, bunu Türkiye kesinlikle kabul etmemiş. Çünkü soykırım çok ağır bir suç falan. Soykırım demek yani bir milleti alıp tamamen imha etmek düşüncesi. Ama İttihat Terakki'nin hataları da var. Bunu da bilmemiz lazım. Ve herhalde bir kültürel seviye demiştik de bir araştırma okumuştum. Bu 90'lı yıllarda Fransa'da yapılan Ermeni tezinin haklılığını ortaya koyan 300 küsür bin makale yayınlanmış. Karşı tarafta Türk tarafının tezini destekleyen 13 bin makale yayınlanmış. 300 binlerde, 13 binlerde. Ve insanlar dünya kamuoyu bu işi değerlendirirken o makalelere falan bakar, kitaplara bakar, ilmi araştırmalara bakar ve ona göre karar verir. Bu açıdan bunları bilmek lazım. Ve bu topraklarda o insanlarla biz uzun zaman sevgi ve saygı içerisinde yaşadık. Ve bu topraklarda ırkçılık, hani programın başında söylediğim gibi, zenci bir insan bizde hiç zaman sıkıntı unsuru olmaz. Çünkü biz bir imparatorluğun çocuklarıyız. Onları o açıdan severiz. İnsan olduğu için severiz. Bu açıdan tekrar değerlendirirsek, hayata bu açıdan bakarsak bence çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Başka soru yoksa biz bitirelim, çok uzatmayalım, bayağı da gevezelik ettik. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şey hani demiştiniz de eve gidince farklı davranın diye. Evet. Ya eğer farklı davranırsak evdekiler bize hani farklı tepkiler gösterebilir. Ya mesela eve gittiğimiz zaman iyi davrandığımızda annem bana diyor ki hani kafana taş mı düştü diyor iyi davranınca. İşte onlar da kaynaklarımız var. Evet hani kötü bir tepki aldığım zaman da hani ben tavırlarımı değiştirmek istemiyorum. Hani bu konuda ne yapmamız gerekiyor bizim? Biraz sabır gerekiyor. Evet hocam buyurdu gibi istikrar göstermek gerekiyor. Biraz sabretmek gerekiyor. Sabır bu işin... Bu işin ciddiyeti ne kadar aldığınızı gösterir. Ne kadar ciddiye aldığınızı ve ne kadar önemsediğinizi gösterir. O açıdan sabır önemli. Ama sabır olmazsa o sevgi ve saygı günübirlik bir şeyse genelde düşünmeyecekler. Bizim kadar bakalım ne istiyor bizden. Bir şey alınmasını istiyorlar. O yüzden iyi davranacaklar. Bu karakterimiz olmalı. Evet son söz arkadaşlar. Tabii ki. Yani bu alışkanlıkta inanın çok şey istemiyor arkadaşlar sizden. Mesela bu okul, bayağı sıkıntı bir okul ve hiç olay olmadığını söyledim bir anı. Ben Mersin'de çalışırken, işte okul müdürlüğü yaparken Mersin Milli Eğitim Müdürü bir topladı ve polise intikal eden olaylarda %200 artış olduğunu söyledi Mersin'de. Ve ne yapacağız dedi işte, siz okul müdürüsünüz ve akıl almaz şeyler. Yani bir Allah'ın kızı sevgi ve saygıyı teşvik etmek gibi bir şey söylemediler. Ben güzel onları paylaştım. Kimisi kantin gerilerinin azaltılmasından şikayet etti. Kimisi polisleri sürekli beklesin. Koridorlarda polis beklesin vesaire. Böyle bir sıkıntı sağlaması konusunda. Mesela bir Enderun talebesi olsanız o kadar katı bir sıkıntı var ki öksüremezsiniz, hapşuramazsınız, kaşınamazsınız. Saatte 10 kelimeden fazla konuşamazsınız. Gülmek falan kesinlikle yasak. Öyle bir terbiye anlayışı var. Ve bir merasim esnasında Topkapı Sarayı'nın Bahadır Sade kapısının önünde merasim yapılıyor. Bayramlaşma merasimi, muayede resmi. Ve bir batıp gözlemleyen oturuyor. Saçaktan damlayan akan sular diyor bir has odalının kafasına denk geliyor. Tamam. Oran boyunca diyor bir parmak kırmızlamadı. Sırılsıklama olduğu hiç kırmızlamadı. Çünkü o saygı var, o eğitim onu gerektirir.
Biz sizden şimdi öyle bir eğitim beklemiyoruz. Artık bu çağda öyle bir eğitim yeri de yok. Ama sevgi ve saygı geçmişten bize mühim bir miras. Siz de bunu gelecek nesillere aktarmanız lazım ki bu bizim mühim unsurumuz yaşasın. Öyle Avrupa'ya, Amerika'ya falan çok özenecek dizilerde gösterildiği gibi değil arkadaşlar. Şimdi onu da ben baştan söyleyeyim. Hocam, şimdi bir tuvalet öğrenmişsiniz. Eğer benim için bunu gelecek nesillere de bu şekilde yetebilir. Geçmişini unuttuk, geleceği bu şekilde bakarsak hiçbir şey yok. Evet, çok güzel. Onun için de kültürel değerlerinize sahip çıkmak ve kültürlü insan olmak gerekiyor arkadaşlar. Okuma noktasında da sevgi sahibine bir adım verin. Okuma noktasında bir adım bekliyoruz sizden. İnşallah. Soracağım bakayım bir daha gelirsem. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sabrınıza teşekkür ediyorum. O konuyu gören Sadık Bey'e karşıma. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılarınızı devam ediyorum. İyi günler.